Bir Yudum Hikaye'ye hoş geldiniz. Bugün Medrese Yusufiye'den bir öykü aktaracağız. Aslında hani herkes düşünür ya, bulunduğu yer, yaşadıkları ve başına gelen hadiseler neden gelmiştir, ben neden buradayım, acaba başka bir sebebi mi var diye. İşte Medrese Yusufiye'de bulunanların başından geçen bir hadise. Neden oradayız sorusunun belki de cevabı olabilecek olan bir hadise. Bir Yudum Hikaye başlıyor. Medrese Yusufiye'de 4. bayramımızdı. Birkaç ay önce iktidara ait afiş yırttığı ve bunu da sosyal medyada paylaştığı için 25 yaşlarında iki genç getirilmişti koğuşumuza. İkizli gençler. Omuzlarında jilet izleri ve kollarında garip şekiller içeren dövmeler vardı. Kendi anlattıklarına göre bu gençler daha önce de uyuşturucudan dolayı birkaç ay yatıp çıkmışlardı. Anne babaları küçük yaştayken ayrılmışlardı. Babaları da kendisini içkiye vermiş, çocukları da hiç ama hiç umursamamıştı. Yani aile nedir bilmiyorlardı. Aile terbiyesinden uzak kalmışlar. Otellerde, farklı yerlerde birlikte çalışıp hayatın zorluklarıyla erkenden tanışmış, hayatın ağır yükünü birlikte omuzlamak zorunda kalmışlardı. Hapishanede babalarından bir destek de gelmeyince koğuşça oda oda gençlerin haftalık kantin ihtiyaçlarını biz karşılamaya başladık. Onlar da bunun altında kalmamak için ellerinden geldiğince yemek dağıtımıydı, bulaşıktı, temizlikti, bu tür işlere çaba sarf ediyorlardı. Evet, aile ortamından mahrum kalmış olsalar da onurluydular, çalışkandılar. Belki eğitim de görmemişlerdi ama akıllıydılar. Hepimiz bu gençleri çok sevmiştik. Onlar da bizi çok sevmişlerdi. Bizimle birlikte 7 vakit namaza başladılar. Evet, 7 vakit diyorum. Teheccüd ve dua namazlarını dahi aksatmadan kılıyordu bu gençler. Namazlarını kılarken uzaktan göz ucuyla seyrederdim onları. Hallerinde ortamda bulunmaktan kaynaklı bir riya, gösteriş gibi tavır hiç yoktu. Namazdan sonra ellerini açarlar, gözlerini kapatıp içli içli dua ederlerdi. Bir ara uyuşturucudan hapis yatmış olanı dedi ki, ben daha önce İstanbul'da 4 ay kadar hapis yatmıştım. Yatağıma uzanırken tişörtümün içine, göğüs hizama kitap koymadan asla uyuyamazdım. Çünkü emin olamıyordum ki gece birisi gelip de bıçak gibi sivri bir şeyle bana zarar vermesin. Ama şimdi bu ortama bakıyorum. Tek bir dolapta bile kilit göremiyorum. Hiç kimseden öyle bir endişem de yok. Buradaki insanlara nasıl terörist muamelesi yapıyorlar hiç anlam veremiyorum. Bir gün bahçedeyim. Masamın üzerinde risalem ve not aldığım defterim, notlarımı alıyorum. Küçücük bahçede belki 25 kişi varız. Kimi volta atıyor yanındaki arkadaşıyla, kimi elinde tesbih, dua ede ede dört dönüyor avluda, kimi de elindeki çayı yudumluyor, bilenlerin bildikleri haller. 20-25 kişinin kaldığı o küçücük mekanda sanki kimse yokmuş da sadece ben ve önümdeki kırmızı kitap varmışçasına kendimi kaptırmışlığımı nazik bir ses bozuveriyor. Abi, kusura bakma da bir şey sormak istiyorum diyor. Sen devamlı bu kitapları okuyorsun, notlar çıkarıp duruyorsun. Ne var Allah aşkına bu kitaplarda seni çeken? Ben o anki portreyi hiç unutamıyorum. Kollarında dövme ve jilet izleri olan bir genci, Cenab-ı Hak hiç tahmin edemeyeceğim vesilelerle sevk ediyor, masamın kenarına diz çöktürüp oturtuyor ve bana Allah'ımı anlat dedirtiyor. Ben bu rikkate gelmiş ruh haletimi karşımdaki gence hissettirmeme gayretiyle sesimi ve mimiklerimi toparlamaya çalışarak kısa ve öz bir şekilde nurların ne olduğunu, üstadımın kim olduğunu tane tane dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Sonra o ana kadarki rahmet esintili ilahi sevkim bir sürprizi daha tulu ediyor ve o nazik rica geliyor. Abi, her gün belli bir saat ayırsan da bana, o not almış olduğun yerleri bana anlatsan, ben de onları kendi not defterime yazsam bana yardımcı olabilir misin? Sonraki 2-3 aylık birlikteliğimizi nurların dersleriyle geçirdik. En başa dönüyorum.
Medrese Yusufiye'de 4. bayramımızdı. Bayram sabahı bahçemize özel bayram soframızı kurduk. Neler yoktu ki sofrada? Bir kuş sütü eksikti adeta. Kahvaltımızı bitirdikten ve sofraları kaldırdıktan, topladıktan sonra bayramlaşmak için sayım düzenini aldık. Önce bazı arkadaşlar böyle bir gurbet ortamında bayramla ilgili duygularını, düşüncelerini anlatmak üzere söz aldılar. Arkadaşlar konuştukça belli belirsiz şekilde ama gittikçe artan bir tonda hıçkırık sesleri kaplar oldu ortamı. Oldukça duygulu bir atmosfer oluştu yani. Çoğu arkadaş konuştu veya konuşmak istese de bir iki cümleden sonra hıçkırıklarıyla baş başa kaldı. Sonra söz almak için bir el daha kalktı. Ben de bir şeyler söylemek istiyorum dedi ikizlerden büyük olanı. Onun da gözleri dolu doluydu. Ben dedi ilk defa böyle bir atmosferle karşı karşıyayım. Burada bu kadar güzel insanla ben niçin buradayım hala anlamış değilim. Şimdi burada herkes ailesinden, çocuklarından ve onlara olan sevgisinden, hasretinden bahsetti. Ben ve kardeşim anne baba sevgisi nedir, aile ortamı nasıldır görmedik, bilmedik, tatmadık. Bundan dolayı burada konuşan abilerimi tam olarak anladım diyemem, anlayamadım. Ama bir şeyi burada ilk kez tadıyorum. İlk kez anlıyorum. Onu söylemeden edemeyeceğim. Bunun için söz almak istedim. Evet ben burada kardeşlik nedir, merhamet nedir, şefkat nedir, fedakarlık nedir onu öğrendim. Belki benim ve kardeşimin şu zamana kadar düzgün bir aile ortamımız olmadı ama ben işte şimdi burada 40 kişilik ailemi buldum. Bu sözleri söyledikten sonra zaten sözler boğazında düğümlenmişti. Kaderin gençlerle müsaade ettiği 4-5 aylık birlikteliğimiz gardiyanın soğuk, paslı ve hantal demir kapıdan tahliye diye yankılanan sesiyle noktalandı. İkizlerimize artık özgürlük yolu gözükmüştü. 15 dakikaya kadar eşyalarını hazırlamaları istendi. Hemen apar topar eşyalarını topladılar, çantalarına koydular. Son sözlerini söylemek için büyük olan İkinci kata çıkan merdivenin basamaklarına çıktı, bize döndü ve dedi ki sizler belki garip karşılayacaksınız ama ben buradan ayrılacak olmamıza, tahliye olduğumuza sevinemiyorum. Tam tersi sizler gibi güzel insanlardan ayrılacağıma çok üzülüyorum. Belki abarttığımı zannedebilirsiniz ama şu andaki duygularımı dile getiriyorum böyle. Aslında biz burada iyiydik. Müsaade etseler bir müddet daha burada sizinle kalmayı tercih ederdim. Ama biliyorum ki buna müsaade etmezler. Zaten çıktığımızda da gidecek yerimiz dahi belli değil. Elimizde çantamız, başımızın çaresine bakacağız artık. Burada öğrendiğim şeyleri inşallah devam ettireceğim, söz veriyorum. Namazlarımı bırakmayacağım. Eski hallerime de tevbe ederek buradan çıkıyorum. Hakkım varsa ben hakkımı helal ediyorum. Ne olur sizler de helal edin. İnşallah sizler de en kısa zamanda tahliye olursunuz ve çoluk çocuğunuza kavuşursunuz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Biraz sonra koğuşun kapısı yeniden açıldı. Alkışlar, ıslıklar ve sarılmalarla bu hayat hikayesinin güzel bir bölümü daha orada noktalandı. Biraz uzun oldu ama bugün bayram olduğu için Medrese Yusufiye'de bir anımı paylaşmak istedim. Biliyorum ki orada yine bir bayram sabahı olacak, yine bir bayram kahvaltı sofrası hazırlanacak ve yine hıçkırıklar boğazlarda düğümlenecek. Orada bugün yaşanacak olan bayram sabahı atmosferini az da olsa yansıtabilmişsem ve oradaki garipler için içten bir duaya vesile olabilmişsem yazdıklarımın amacına ulaşmış olmasından da mutluluk duyacağım diyor bu hikayeyi bize yollayan kıymetli seyircimiz. Biz de Medrese Yusufiye'de kalan abilerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin, bacılarımızın tez zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Hoşça kalın.